Burada mesela ne yaptı gençler? Bütün şeyler verilmiş. Mesela bu daveti kabul etme durumlarında. Tamam bunlar gençler burada verilmiş. Bunları güzelce not alabilirsiniz gençler. Refusing invitation gençler. Bir daveti reddetme. Hani mesela bizde gençler hani apolojinin cümleleri tamamı aynı zamanda neydi bizim için? Tamamı aynı zamanda reddetme cümleleriydi. Mesela I would like to but I can't. I would love to but I can't. I am sorry but I can't. I am afraid of, but I can't. No thanks. Thank you for asking me but. Unfortunately. Gençler, but gördüğünüz yerde bilin ki burada bir olumsuzluk var gençler. Tamam. Mesela I would, I like tarzında bir şey gördüğünüz zaman gençler, but gördüğünüz yerde bilin ki burada bir olumsuzluk var. Yani burada yine aynı şekilde bir verb cümlesi falan var gençler. Keza aynı şekilde bunu da şey yapabilirsiniz gençler. Ne diyorsunuz? Ekran resmini çekip bakabilirsiniz gençler. Şimdi yapılan bir teklifi veya daveti kabul ederken kabul etme accepting yapılan bir teklifi daveti reddederse gençler bu da nedir ise refusing olur gençler. Devam edelim gençler. Expressing şöyle devam edelim. Bu ikide bir sanırım bir sıkıntı oluşuyor. İkide bir özet kapatıyorum. Bir daha açayım. Common. Mesela biriyle ortak yönleri olmak. Mesela atıyorum ben Ahmet Güner'le mesela ne yapayım? Arkadaş, kankaysa bizim ortak bir yönümüzün olması lazım değil mi gençler? Ortak bir yönümüz olmasa ben Ahmet'le ne yapayım? Arkadaş olmam değil mi yani? Ondan sonra back someone up. Birisinin arkasında durma mesela. Ne diye birisine yardım etme. Friendly yabancı şekilde. Count on mesela güvenmek. Count on, depend on. Buna mesela birisine güvenmek. Mesela I count on Mr. Agit. Bayağı gitti. Agit Bey'e güveniyorum. Ne diyor? I count on him. Ondan sonra buddy kanka. Mesela bu buddy mesela diğer şeyle best friend, close friend, true friend. Bunlar mesela yakın arkadaşlar mesela özellikle de. To get on well. Bakın gençler, ben şöyle bir kalem açayım gençler. Ben daha önce de size sınavlara söylemiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tamam gençler. Bakın gençler şıklarda bak with gördüğünüz yerde bak with gördüğünüz yerde şıklarda eğer get on varsa tam o get on varsa get on well gördüğünüz yerde bilin ki cevap %100 olur. Çünkü şıklarda with mesela boşluklarda with gördüğünüz yerde bilin ki cevap %100 get on well olmak zorunda gençler. Hatta bunu örneklerle sınavda daha önce ben size göstermiştim gençler. Hani gerçekten çoğunuzun dersine girmiyor. Onur Hoca giriyor ama dersi getirdiğimi biliyor. Şimdi gençler, to have the same interest. Aynı ilgilere sahip olmak. Zaten interest ilgi demek gençler. Late back, hani late back, relax, nervous. Yani late back dediğimiz hani bizler gevşek insanlar. Mesela gevşek mesela. Hiçbir şey umursamıyor. Bir şey umurunda olmayan böyle tasasız insan falan oluyor ya. İşte bu late back oluyor. Mesela atıyorum mesela şimdi nedir? Çocuğun biri hiç ders alakası, ders dinlemiyor, şuna bu. İşte bu late back'tir. Yani hiç dünya umurunda olmayan insan anlamında gençler. Devam ediyoruz gençler. Aynı şekilde mesela burada mesela bizim görmemiz gereken haliyle şey var. Mesela bilim, mesela film türleri falan var. Mesela farklı türleri falan var. Ondan sonra şeyler. Bak mesela bu da bizim film türünden ziyade bizim farklı türüne bakmamız gerekiyor. Şimdi gençler, birthday party biliyorsunuz doğum günü partisi falan. Ondan sonra fancy party, kostüm partisi gençler. Barbecue party, graduation party, mezuniyet partisi. Barbecue party, mangal partisi. Halloween, cadılar bayramı. And also term party, dönem sonu partisi. Yani biz yarı yıl tatil semestre giriyoruz ya gençler. End of term. Yani biz mesela bir semestre giriyoruz. Bu dönem şey oluyor. Sene sonunu girsek de bu end of the year olur. Slumber party yani pijama party, pijama partisi. New Year's Party, yılbaşı gecesi partisi, yani yılbaşı arifesi, yılbaşı gecesi. Beach Party, sahil partisi, Children's Party, sınıf buluşması partisi gençler. Bu parti türlerine gençler dikkat edin. Zaten bunlardan soracak, hani başka sorma alternatif falan yok gençler. Ha, burada bir de mesela gençler nedir? Bu film türlerine falan bakın gençler. Science fiction gençler, bilim kurgu filmleri. Ondan sonra gençler bu Western cowboy filmleri. Cowboy dediğimiz zaten biliyorsunuz daha çok şey olduğunu bu şeydir.
thriller gençler, gerilim filmleri, war, savaş filmi, romance, aşk romantik filmi. Ondan sonra gençler komedi biliyorsunuz. Animation, animasyon filmi, action, aksiyon, adventure, macera, horror, korku filmleri gençler. Bunları da gençler gözünde bulundurun gençler. Şimdi bazı kelimeler var. Ne dedi davet için bizi ne yapıyor? Gözünde bulmamız gerekiyor. Bak sense, mesela I sent a letter to Agit. Ben Agit'e bir tane mektup gönderiyorum. O zaman ben ne oldum? Sender oluyorum değil mi? Sender. Ondan sonra mesela ben Agit'e bir mektup gönderiyorum. I sent a letter to Agit. O zaman Agit oluyor. Agit önce şey oluyor. Receiver oluyor. Yani alıcı oluyor değil mi? Mr. Agit is a receiver. Agit önce alıcı oluyor. Çünkü ben mektup gönderensem o da mektubu alan kişi anlamına geliyor. Date, tarih. Hani bu mektupların başlığı mesela sağ üst tarafta falan yazarlar gençler. Date yazarken. Bu tarih yazılan yerdir gençler. Aynı ise gençler zaman şey pardon place işte yerdir. Mesela mektubun sonlarında mesela adresler falan yerde oluyor. Time gençler zamandır. Even hadise etkinlik. Mesela atıyorum Aykut Hoca mesela bugün bir parti verecek. Sınavı parti verecek değil mi? O zaman ne olur? O zaman Aykut Hoca yaptığı eylem hadise nedir? Sınavı parti, pijama parti dedim. Etkinlik oluyor gençler. Bir diğer gençte bazı şöyle qualified of true. Dürüst mesela iyi bir arkadaşın özellikleri nelerdir gençler? Sonuçta mesela bu terimleri iyi biliyor. Reliable güvenilir. Honest, dürüst. Kind of, kibar. Helpful, yardımsever. Thoughtful, düşünceli, dürüst. Generous, gönlük. Peki. Hemen gençler bunları üzerinde çok fazla şey yapan bir yanım yok gençler. Şimdi şöyle bir mesele şey yapalım. Agit Hoca okumak ister misiniz bu parçayı? Hocam okuyayım neresini? Hepsini mi? Bu hepsini hocam. Hocam şu Renation nasıl okunuyor? Renation. Renation mı? Tamam hocam. Evet. The class of 2010 diye mi okuyacağım? 2010 diye mi okuyayım? 2010, 2010 fark etmiyor hocam. Mesela İngilizce'de mesela rakamlar mesela değişkenliği gösterebilir hocam. Tamam hocam, teşekkür ederim. We are organizing our first class donation. It's a great change for us to see everybody after a long time. Don't miss this opportunity. Okuyamıyorum hocam. Ben daha bedim. Opportunity. Opportunity. Nedir anlamı hocam? Ben onu bilmiyorum. Fırsat. We hope to see all of you there. There is food, music, dance, and lots of fun. Yeter mi hocam? Bakın, devam edin. Gençler bak diyor ki sınıf mesela 2010 yılı sınıf yıl dönümü diyor. Bak biz diyor bizim sınıfımızın bir sınıf yıl dönümü organize ediyoruz diyor. Bir muhteşem bir fırsat olacak bu diyor. Bizim diyor uzun zamandır beraber zaman geçtiğimiz kişileri görmek açısından diyor. Yani mesela ben Agit Hoca'yla biz zamanımız beraber zaman geçiriyoruz. Beraber olacaksa bu bizim için müthiş bir fırsat olacak diyor gençler. O ne diyor? Anlıyoruz diyor ki bu fırsatı kaçırma diyor. Umarım diyor hepimizi bir arada orada görürüz diyor. Diyor ki yemek, müzik, dans ve birçok eğlence bulunmaktadır diyor. Tamam gençler. Ondan sonra diyor ki date tarih. Ne zaman? Pazar günü. Pazar günü Haziran'ın 10'unda diyor. Neydi? Saat 10 ile 12 arasında diyor. Nerede? Şehir kafede diyor. Ondan sonra şehir kafede King Street, Kral Sokak'ta diyor. Diyor ki mesela contact person. Mesela itibata geçen kişi Albert Johnson. Tamam bir de mail adresini vermiş. Bir de kişi başına giriş ücretini vermiş. $25 vermiş. Şimdi gençler bakalım. Mesela soruya baktığınız zaman. Look at the invitation card above. Who accept the invitation? Bu parça baktığımızda kim kabul ediyor? Az önce biz ne gördük gençler? Davet cümleleri gördük, adet etme cümleleri gördük, kabul cümleleri gördük ya gençler. Böyle bir onu soruyor. Thank you for your invitation. I am sorry but I can't attend the event because I am going to vacation on the on Sunday. Kim kabul ediyor? Demek ki bu kabul etmiyor. Ne diyor? Ben diyor başka tatile çıkacağım diyor. Beyde diyor ki I'm afraid I can't make it because I'm going to be out city. Demek ki ben şehir dışına çıkacağım. Demek ki bu da reddediyor. Şey diyor ki why not? Bu sesi açık olarak kim?
Bu ses açıyor. Ahmet, ikilerin sesini açıp kapatıyorsun oğlum. Kapat şu sesini. Kapattım seni, açıyorsun oğlum. Eşimiz gücümüzle mi uğraşacağız Ahmet? 10 defa sesini kapatırsan açıyorsun bir daha. Şimdi gençler, why not dediği zaman, bakın gençler, why not, neden olmasın dediği söylenen cümle, bilin ki bu accepting, yani bu kabul edilen cümledir. Demek ki burada şey yapıyor. Çünkü it will be great, wonderful, great, it sounds great şeklinde olduğu zaman bir de bunun yanında why not gelir. Why not? It sounds amazing. It will be great to see my old classmates. I will be there. Tabii ki o zaman diyor, eski arkadaşım burada görmek benim için muhteşem olacak diyor. O zaman cevabımız nedir gençler? Ceyhan olacak. Çünkü why not dediği zaman bu davete kabul etme cümlesidir gençler. Ondan sonra gençler diyor ki compare the senses. Cümleyi tamamlamamızı istediğimizde gençler. The invitation card is an. Bu ne içinde gençler bu kart? Bu şey değil miydi? Bu sınıf yıldönümü değil miydi gençler? Class of reunion. Peki gençler, cevap aldığına gözüküyor gençler. Peki gençler, diğer bir çift diyor ki, cümleye baktığınız zaman diyor ki if student wants to ask some for more information they should. Eğer öğrenci daha fazla bilgi almak isterse ne yapmalı gençler? Bak ola hemen şurada zaten yer aldı gençler. Şöyle Albert'i arayabilirsiniz. Albert'e mail atabilirsiniz gençler. Şimdi diyor ki you can call Albert by phone. Cep telefonu aramazsınız çünkü orada telefon numarası yoktu gençler. You meet Albert on Haziran onda Albert'le buluşursunuz. Ama diyor ki daha fazla bilgi almak için diyor. Albert'e diyor kafede görebilirsiniz ya da diyor ki Albert'e ne yapacaksınız? Mail atabilirsiniz gençler. O da mail adresi yine vermişti gençler. Beşinci ve dördüncü ve altıncı soruyu en iyi şekilde başlıklar çekilecek şey dolduralıyor. Today is my mother's birthday. Bugün annemin doğum günü. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin? What time it will start? Saat kaçta başlayacak? Şimdi saat kaçta başlayacak dediği zaman gençler. Saate baktığınız zaman bak today diyor tamam. Ondan sonra gençler diyor ki aşkına tarih verilmiş gençler. Tamam. 5 şıkkınız direkt saat 5'te demiş tamam gençler. Tamam 5'te. Ondan sonra diyor ki C şıkkında diyor ki Grace restoranı olacak diyor. Ama baktın şimdi gençler. D'de de saat 5'te var ama D'de de saat 6'da var gençler. Bak soruda diyor ki today diyor. Bugün diyor. Mesela bugün de, mesela aslında ben bugün diyorsam ben bugün cumartesi günü demez ki. Ben bugün dedim ki zaten bugünü bir daha belirtmem gerek yok. Yani eğer başka gün olsaydı mesela today yerine today olmasaydı pazartesi saat 6 bir şey olabilirdi. Ama today olduğu için gençler direkt cevabımız Bursa kalıyor. Devam edelim gençler. Agit Hoca, ses geliyor mu? Evet hocam, çok güzel geliyor. Tamam, devam edelim arkadaşlar. Şimdi, what are we going to do at weekend? Bakın gençler, be going to konusunun en güzel tarafı budur bak gençler. Geleceğe yönelik bir plandır gençler. Mesela hani biz defalarca biz hani istediğimiz kadar anlatalım gençler. Soru üzerinde olmadığı zaman gençler pek anlaşılır tarafa kalmıyor İngilizce. Çünkü İngilizce soyuttur gençler. Somutlaştırmak için ne yapmamız gerekiyor gençler? Örnek bir soru üzerinde göstermemiz gerekiyor. Diyor ki pazar işte bu hafta hafta sonu ne yapacaksın? Ne yapıyorsun diyor. Bla bla bla. Yani hafta sonundaki planını soruyor gençler değil mi? How about going to cinema? Sinema gitmeye ne dersin? Ha bak şimdi mesela atıyorum ben Agit Hoca soruyorum. What are you going to do at the weekend? Hafta sonu ne yapıyorsun Mr. Agit? Agit Hoca bir şey söylüyor söylüyor. I am solving problem. Solving problem. Olur hocam, neden olmasın? Şimdi Agit hocam dedi, cevap doğrultusunda ben de diyorum ki, how about going to cinema? Sinema gitme ne dersin? There is a new science fiction. Yeni bir bilim kurgu filmi var diyor. I am sure you will like it. Umarım, eminim ki sen bunu seveceksin. Cool, the flight arrived. Agit hocam. Kabul ettiğine göre demek ki Agit hocam bu hafta sonu bir planı yok değil mi? Çünkü mesela kabul ediyor. Planı olsa kabul etmezdi. Peki I have nothing to do. Yapacak bir şeyim yok. Diğer şıkları okumaya gerek yok. Çünkü direkt burada hiçbir işin olmadığını dile getiriyor. Ben şıkkında diyor ki
bu ben sevdiğim film türü değil. E tamam, ben daha filmi sevmeden sen nasıl diyorsun diyebilirsin ki? Ben sadece sen haftasını ne yaptığını soruyorum. Devamında gençler. Ondan sonra B'de diyor ki ben de sinema gitmiyorum. Zaten sinemanın daha bahsetmemişim. I am sorry, I am busy that weekend. Peki, I am sorry, I am busy. Ben şöyle meşgul olursam, peki ben şurada nasıl bunu kabul edeyim? Peki ben meşgul olursam gençler, şöyle ben meşgul olursam, ben nasıl böyle bu teklifi kabul edebilirim ki? Demek ki meşgul olsam kabul edemem, değil mi gençler? Devam ediyorum. Would you like to come over at 8 o'clock this evening? Bu akşam saat 8 gibi bize uğramak ister misin? Bana uğramak ister misin? Of course. Blah blah blah. Yes, we are going to have delicious pizza. Ha. O zaman yes of course diyor ya. Demek ki o da bir soru soruyor yemekle ilgili. Çünkü bak verdiği cevapta diyor ki biz diyor ne yapacağız? Pizza, lezzetli bir pizza yiyeceğiz diyor. O zaman ona göre bak yemekle ilgili olan boşlukta bir şey arayacağız diyor. Teşekkürler diyor, meşgulüm. O yukarıdaki diyor ki bir şey yemek ister misin? Meşgul olan bir insan gelemez. Adına gider. Diyor ki what time do you want to come? Kaçta gelmek istersin? Bu boşluğa gelmiş olsaydı gençler buraya bir tarih bir şey vermesi gerekiyor. Bir saat falan vermesi gerekiyor. Olmaz. I would like to come. Are you going to eat something? Diyor, gelmek isterim diyor. Tabii ki gelmek isterim diyor. Bir şey yiyecek miyiz? Evet, hocam, cevap cevap. Yes, we are going to delicious pizza. Değil mi? Lezzetli pizza yiyeceğiz. Değil mi gençler? Evet hocam. Hemen devam edelim. Evet hocam. Cevap Ceyhan. Devam ediyoruz gençler. Yedinci soru. Your best friend wants to go and find fair. Diyor ki en iyi arkadaşın bilim fuarına gitmek istiyor. But he doesn't want to go alone. So he asks you to go to the science fair with him. But you don't like science. Evet. Bak, arkadaşın bilim fuarına gitmek istiyor. Fakat yalnız gitmek istemediğini dile getiriyor ve sana soruyor. Sen gitmeni istiyor. Fakat sen işte bilimi sevmiyorsun diyor. Ne söylersin diyor. Yani bunu reddetmek için nazik bir şey nasıl bir şey söylersin diyor. Bakın gençler, refuse cümlesi yok mu gençler? Reddetme cümlesi. Bakın gençler şöyle refuse cümlesine biz baktığımız zaman şöyle olmadı. Gençler, refuse cümlesi zaten işte biz nedir? Red cümlesi olduğunu biliyoruz gençler. It's a good idea. İyi fikir. Refuse değil bu. Acceptance diyor. I am sorry but I am not interested in science. Üzgünüm. Ben az önce dedim gençler. Apologizm cümlelerin tamamı refuse cümlesi. Yani özür dilerim cümlelerin tamamı reddetme cümlesinin aynısıdır gençler. O zaman ne diyoruz? I am sorry cümlesi gördüğü zaman biz burada refuse cümlesi olduğunu hemen görürüz. Yes şıkları okumaya bile gerek duymuyoruz gençler. Devam edelim. Hocam ben yukarıdaki parçayı okumadan doğru cevap yaptım. Olur mu öyle? Olur hocam. Neden olmasın? Zaten refuse cümlelerin refuse cümlesi bu gülen kim? Bir kişi daha sesini açık bırakmış herhalde. Hocam Nisanur her... Nisanur, dur arkadaşlar ben herkesin bir sesini bir açayım bir kere. Tamam. Hocam bundan sonraki herkes... soruyu Nisanur cevaplasın o zaman. Hocam, şimdi hocam herkesin sesini tek sefere kapattım. Artık birisinin sesi gelmez. Herkes hocam senin sesini açayım. Teşekkür tamam. ederim hocam. Hocam, arada bir bildiğim geldim. Soruları cevaplayabilir miyim? Tabii hocam. Tabii cevaplayabilirsiniz. Hiç sorun yok. Tamam hocam. Devam edelim. Ayrıca bu ses seninle mi geliyor? Yok. Tamam. Would you like to come? Would you like to go theater on Sunday? Pazar günü tiyatroya gitmek ister misin? Şeklinde duyuyoruz ama tamam. Bakın gençler. Bunun sorusu tamam. Şimdi bak soruda diyor ki who şöyle göstereyim size gençler. Who kim kabul ediyor? Bakın gençler hiç mesela şey yapmaya gerek yok. Kabul cümleleri that would be great, why not, wonderful, it sounds great. Bu tarz olumlu cümlelerin hepsi ne yapıyor? Düşün teklifi kabul etmedi diyor. Bak gençler no diyor. Bu gitti. Bir kere no ile bitti.
Peki I would like, I can. I would like, but. Ben size gördüğünüzde I would'lu, mutlu'la, but'lu gördüğünüzde de bu gider. Bak hiç yapmaya gerek yok. I am sorry. Az önce dile getirdim. Refuse cümlelerin tamamı, şey, apologize cümlelerin tamamı refusing oluyor. That would be great. Gençler, muhteşem olur diyor. Bu direkt accept cümlesi de gençler. Hiç yani, kendimize kasmadan da rahatlıkla bu soruları çözebilecek durumdayız gençler. Ben bu sanırım gençler bu şey fikre bir ben bir daha açayım. Agitece bu şeyden dolayı bu süreç düşüyor ya. Bu bir sıkıntı falan var ama ne de anlam. Ne de futbol turnuvası. Peki ödül ne kadar diyor? $2,000 değil mi? Bakayım yanlış olmasın. Agitece $2,000 mı $20,000 mı? Sanki $20,000. Evet $20,000. Ödül ise $20,000 olur diyor. Değil mi gençler? Devam ediyoruz. Ondan sonra diyor ki şöyle birinci soru diyor ki which of the following information is true? Parçaya göre hangi bilgi doğrudur diyor. Değil mi? The winner will not get any money. Kazanan hiç para almayacak. Yanlış bilgi. Alex should break his uniform. Alex formasını getirmek zorunda mı? Hayır. Formayı okul veriyor. Alex refused Alex offer. Ne diyor? Alex reddediyor. Hayır reddetmiyor. Bu teklifsiz. Eric wants to join tournament with Alex. Alex ile beraber turnuva katılmak istiyor. Evet, katılmak istiyor. Zaten şöyle Arafat hocam, kusura bakma dersinizi bölüyorum ikide bir. Sessize aldığın zaman sesimi açamıyorum. Ondan yok dolayı. Hocam ben sesi almıyorum. Ben... Sizi de kaçı bıraktım. Tamam hocam. Şimdi gençler. Ne diyor gençler? Bak burada da zaten diyor ki sevgili Alex diyor. Yani burada diyor ki burada zaten Alex'i direkt davet ediyor. Yani Eric Alex'le beraber ne yapıyor? Turnuva katılmak istiyor. İkinci soru yani cevabımız diye bakın gençler. Diğer soru gençler şöyle. Diyor ki Alex diyor. İşte Alex wants Alex to break his trainers because. Alex ne istiyor? Eric ne istiyor Alex'ten? Ayakkabılarını getirmesini istiyor. Niye? Çünkü zaten sadece okul üniforma, şey, forma verecek. Yani ayakkabı falan vermeyecek diyor değil mi? Diyor ki, Eric diyor, Alex'ten ne diyor? Hiç şey, ne diyor? Trainers'ın ayakkabılarını getirmesini istemiyor. Eric diyor ki yeni bir ayakkabı olmasını istiyor. Diyor ki, okul hiç şey vermeyeceğini söylüyor. Bakın gençler Ceyhan diyor. Alex şunu Eric şunu Alex'e söylemek istiyor. Diyor ki okul bizler ayakkabı falan vermiyor. Gelirken ayakkabılarını getirmesini söylüyor değil mi gençler? Niçin istiyor? Çünkü okul sadece falan verecek, ayakkabı vermeyecek. Onun için canımız Ceyhan oluyor gençler. Devam ediyoruz. Arafat hocam şu dakikada değil miyiz? Kapanmasın da onu biraz şey yapalım. Seri alalım. Nasıl hocam? Kaç dakikamız var? Dedim kapanabilir de yoksa. Çünkü 14.39'dur saat. Dakika göstermedi bize kaçta bitireceğimizi. Uyarı yapmadı. Oturumlarımız 40 dakika ya. Hadi ya. He? Bilmiyorum. Uyarı... Günceleme gelmişse bilmiyorum. Uyarı vermedi hocam. Normalde az önce sabah geliyordu. Which of the following option is not given information card? Hangi bilgi verilmemiş kartı diyor gençler. Ha? Tarih var mı gençler? Şey, yer var mı? Stadyum. Gönderen var mı? Eri göndermiş. Olay ne? Turnuva ama tarih vermemiş gençler. Zaten burada hiçbir tarih vermemiş. Bakın gençler. Diyor ki büyük bir ödül var diyor. Saat 10 ile 12 arası diyor. Bak hiçbir gün falan vermemiş. Yani bir tarih vermemiş gençler. Cevap A oluyor gençler. Bakayım Agit Hacı şimdi sen öyle söyledin de ben bir durdurayım bakayım. Hocam saat falan vermemiş yani bize kaç dakika olduğunu söylememiş. Ama 40 dakika orada gençler. Kapanıyor ondan dolayı dedim. Yarıda kalmaz. Siz bilirsiniz yine hocam. Neyse bakalım hocam. Bir iki tane soru çözelim muhtemelen şey yaparız. Bize normal uyarı vermesi gerekiyordu. Devam edelim gençler. Şöyle daha böyle açıklayacağım şeyler.
activities. Mesela gençler, bu parçalarımız yok. Tamam. Şimdi gençler, şu soruya bir bakalım. İkinci soruya bakın gençler. Hemen gençler şuna bakalım. Complete this dialogue. I am going to assign faith in Edsel College this afternoon. Would you like to come join me? Ben diyor, Edsel College'de diyor, Edsel Lisesi'nde diyor, bu öğleden sonra diyor. Ben bilim fuarına gideceğim diyor. Benimle gelmek ister misin? Bana katılmak ister misin? I am fond of science and technology. Ben bilim ve teknoloji düşkünüm dediği zaman. O zaman buraya ne geldi gençler? Direkt olumlu gelecek. Yani accepting. That will be great. Harika olur. Olur mu? Evet olur. No thank you. Teşekkürler. Teşekkürler dedim cümleye. Ben düşkün demem. Ben ilgi duymadığım şeye düşkün demem. Yani ben meşgul olduğum zaman ben düşkün demem gençler. That will be great. Cevap Adana gençler. Şimdi gençler, Aygül Hocam dediği gibi muhtemelen biz sıkıntı veriyoruz çünkü iş yapıyor. Normal şartta bugünlük bu kadar gençler. Sınıf hocalarınızı gençler, sınıf hocalarınızı size ödev gönderdim gençler. Hocalarınız size gönderdiği gençler bu iki testi, bu testi gençler komple bitirin gençler. Haftaya görüşmek üzere.